anılarının olduğu o mekana kavuşması içimi sızlattı, yüreğimi sızlattı. Ama Gülnur çok önemli bir noktaya değindi. Suriye'den Türkiye'ye tersine bir göçün evet. başladığını haber verdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bunları? Tabii Gülnur Hanım'ın yapmış olduğu çalışmaları ve haberciliği sadece burada değil Hatay'dan yapmış olduğu çok başarılı çalışmaları evet. da ee, izliyorum ve e, çalışmaların başladığı günden itibaren de bölgeden yapmış olduğu haberleri izliyorum. Çok e, önemli noktaları dile getiriyor. Bu noktada olağanüstü büyük önem taşıyor. Şimdi şöyle bir hava verilmeye çalışılıyor. Bütün Suriyeliler sınırlara doldurmuşlar. Suriye'ye gidiyorlar. Türkiye'de neredeyse Suriyeli kalmadı. Böyle bir e, fotoğraf olağanüstü yanıltıcı bir fotoğraf. Bakın Ali Yerlikaya dedi ki İki kat arttı dedi Suriye'ye geçişler. Ee, Ali Çağatay gazeteci e, oturmuş bir araştırma yapmış. E, bakanın söylediği tarihten önce ne kadar insan gidiyordu? Yıl başından e, çatışmaların başladığı tarihe kadar ortalama günde 315 kişi Suriye'ye gidiyor. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor ama ortalama 315. Şimdi iki kat arttı 630. Daha fazla değil. Bu kadar. Bu kadar. Kaç gün oldu? 10 gün oldu. 630 çarpı 10. En fazla. Şimdi üstelik düşmeye başlamış durumda. Gidenler aile değil, aileler içinden seçilmiş olanlar. Peki gidiş nedeni ne? Bir, biraz önce seyrettiğimiz delikanlı gibi malıma mülküme ne oldu? Aile yolluyor bir tespit et. Bakalım. Ama aile burada kalmaya devam ediyor. İki, e, yine e, Suriyelilerle yapılan temaslardan önerilen bir bölümü de tabi savaş zamanı aynı zamanda Orta Doğu'da yağma zamanıdır ne yazık ki. Yağma için gidiyor bölgeye. Türkiye'de kalan Suriyelilerin ifadesiyle. Peki ne kadar Suriyeli var e, Türkiye'de şu anda? Evet, Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 2 milyon 900 küsur bin. Bakın 19 veya 18-19 Mayıs, yani 14'ü ile 28 Mayıs arasında Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Numan Kutulmuş geldi. İkinci tur için görüşmeler yapacak ve önce bana sonra da çıktı televizyonlara Türkiye'deki Suriyeli rakamını 4 milyon 963 veya 64 bin olarak verdi. Şimdi Mayıs 2023'ten eğer İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın söylediği doğruysa 2024 aralığına kadar 2 milyon Suriyelinin dönmüş olması lazım. Nereye döndüler kardeşim? Yani rakam doğru değil buradaki Suriyelilerle ilgili verdiği rakam doğru değil. Bir. iki geri dönüşle ilgili ortaya çıkartılması, çıkartılan manzara da doğru değil. Ama şimdi gerçekten ne diyordu iktidar? Biz Zafer Partisi olarak yollayalım, yollamamız gerekiyor. Bak Türk ekonomisi başka türlü bu krizden çıkamaz. işsizlik sorununu bu şekilde halledemeyiz. Gıda fiyatları o isti ülkeler arasında dünyada %62 ile birinci sırada. Neden? Fazladan milyonlarca insanı besliyor. Beşer Esat devrilmedikçe git anasla. Şimdi Beşer Esat devrildi. Eğer hükümet samimi ise ve yasaları uygulayacaksa ne yapacak? Bakın bu konuda çıkartılan bir küçük var yönetmelik. Bir de yasa var savaş, iç savaş bitince vatanlarına geri dönerler. Geri dönüş esastır diyor. Koruma statüsü de biter diyor. Şimdi AKP'nin yapması, Erdoğan'ın yapması gereken şey Suriyelilerin Türkiye'deki geçici koruma statüsünü nihayetlendirmek. Bir. Böylece hastaneye gittikleri zaman Türkler gibi para ödeyecekler. Eczaneye gittikleri zaman Türkler gibi ilaç aldıklarında parasını ödeyecekler. Sosyal yardımlar kesilecek. Üçüncü çocuk yardım, üçüncü çocuktan sonra ekonomik yardım kesilecek. Ve denilecek ki Suriyeliler, geri dönüş esastır. Geri dönüyorsunuz. Şimdi bunların hiçbirisi yapılmıyor. Bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Suriyeliler dönüyor. Hiç kimse dönmüyor arkadaşlar. Halka yalan söylemeyin. Halka yalan söylemeyin. E, tabii ne? insanlar evet. e, haklı evet. olarak ne olup bittiğini evet. görmek isteyeceklerdir. Tabii ki. Ve... Mesela bu çocuğun gittiği ha. ev oturulacak durumdan ha. çıkmış hocam. Aynılar kazılmış. Kesinlikle. Ha. Her şeyi ha. değiştirilmiş. Gündür Hanım'ın söylediği bir başka şey daha var. Olağanüstü büyük önem taşıyor. Gelmek istiyorlar. Türkiye'ye kendilerini güvende hissetmeyenler. Gelmiyor. Çok açık söylemedi ben söyleyeyim. Gelmek isteyenler kimler? Anlaşılan eee Aleviler gelmek istiyor. Çünkü HTŞ'nin ikinci adamı açıklama yaptı. Dedi ki, bundan sonraki yönetim bir şeriat yönetimi olacak. Ama Suriye toplumu e, yıllarca laik bir rejimde yönetildi. E, çok kültürlü bir toplum, çok etniste çok din var, çok mezhep var. E, siz burada şeriatı dayatırsanız ve şimdiden belirli saldırılar başlamış, bu saldırılarda bir artış olursa, Türkiye'ye yeni bir göç dalgası da bu sefer. Geçen sefer Sünni Araplar gelmişti. Şimdi Alevi Araplardan bir ikinci dalgayla karşı karşıya kalalım. Peki hocam şimdi filmi biraz geriye saralım. Evet tamam. Suriye'de Esad'ın devrilmesini hangi iç ve dış güç odakları Şekillendir şekillendirdi? Tamam. Uğur Bey önce isterseniz dış gelişmelerle başlayalım. İki tane savaş var. Tam ortasında Suriye'nin olduğu. Birisi aşağıda Gazze ve daha sonra Gazze'de bir soykırım yapıldı. Gerçek bir soykırım yapıldı. İsrail tarafından ve bu uluslararası hukuk tarafından da kabul edildi. Sonra Lübnan'ın ağır bir şekilde bombalanması başladı ve İran'a yönelik de saldırılar gerçekleşti. İran'dan da ee, İsrail'e saldırılar gerçekleşti. Ama e, İsrail, Suriye'de rejimi ayakta durmasına yardımcı olan Şii milisleri, Hizbullahı ve Hizbullah'ın e, aynı zamanda Beyrut'taki karargahlarını çok ağır şekilde vurdu. Bu arada İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye yoluyla gelişini engellemek için çalışmaya başladı. Burada taraf bölgesinde Amerikalıların bir askeri üstü var ve Amerikalıların kontrolünde bir güneydeki Özgür Suriye ordusu var. Bu yukarıdakiyle karıştırılmamalı Özgür Suriye ordusuyla. Suriye Milli Ordusu'yla da karıştırılmamalı. Karıştırılmamalı, karıştırılmamalı, karıştırılmamalı diyorsunuz. Ad benzerliği bu ama Amerikalıların kontrolünde. Bunlarla kuzeye çıkıp Irak sınırı boyunca Irak suriyesi Suriye. yukarıdan da YPG ile inip bu alanı kapatmayı hedefliyorlardı. Ve İran'ın da karayoluyla e, gelişi azaldı. Bu arada bir başka savaş da Rusya'da gerçekleşiyor Ukrayna'yla. E, bu da Rusya ekonomisi için yıpratıcı bir savaş. O nedenle mi ha, Rusya ben, ve ben, İran ee, Suriyenin Beşar Esad'ın Müttefiki oldukları halde yardım edemediler. Evet, çünkü Rusya e, büyük bir saldırı gerçekleştiriyor ve e, bu saldırı bittiği zaman e, muhtemelen Trump da gelmiş olacak ve e, Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmeleri başlayacak. Ve saldırının bittiği nokta. Rus ilerlemesinin bittiği nokta görüşmelerin başlangıç noktası. Hmm. Ve Rusya... Yani Rusya, oradan geriye gitmeyecek oradan Rusya. oradan Orası başlangıç noktası. Bu arada Rusya e, hakikaten çok ciddi bir silah indirmişti. Asker indirdi, Wagner güçlerini indirdi e, Suriye'ye ve rejimi ayakta tuttu. Onları geri çekmek zorunda kaldı. Yani çok az asker bıraktı ve e, Rusya'da yardım edemez hale geldi fakat Rusya'nın ve İran'ın rejime yardım edememesine rağmen rejimin bu kadar hızlı çöküşünü süreç anlatmıyor neden Çünkü bu rejimin Evet yani asker maaşları çok düşük e, iç savaştan bıkmış bir ordu var Bunların hepsi doğru. Peki, Ama, peki hocam, e, Beşar Esad'ın e, çok güçlü bir muhaberat teşkilatı var, istihbarat e, teşkilatı. Onlar ve askerleri niçin hiç direnemediler? İşte mesele gerçekten çok doğru. Ee, yani kaplan güçleri var mesela. Gerçekten hani rejimin en sadık elemanları olarak biliyoruz. Dördüncü tümen var aileye doğrudan bağlı. Hava kuvvetleri eee baba hava kuvvetlerinden geldiği için hep bazı rejiminin böyle çok gözde e, gücü olmuş. E, bakın bir kaplan güçleri dördüncü tümen ortadan kayboldular. Ciddi bir çalışma, çalışma olmadı. Bir Hizbullah gücü e, ikinci gün sanıyorum 50 kilometrelik bir ilerleme yaptı. Fakat Şam'dan bir şey gelmiyor. Yani bilgi gelmiyor. Ve direnmek isteyen bazı subayların ve bir generalin öldürüldüğünü görüyoruz. Allah Evet, Allah. öldürüldüğünü görüyoruz. Tabii öte yandan bir şey daha görelim. Aslında yani sürpriz bir saldırı değil bu. Aha, onu Böyle, soracaktım. Tam, sürpriz bir saldırı değil. Eteşeninkisi beklenmeyen Hayır, herkes, sürpriz bir saldırı mıydı? Herkes biliyor saldırı. Yani herkes. herkes. biliyor aşağı, aşağı yukarı. Ve saldırı öncesinde Amerikalılar HTS lideri Kavlani ile görüşüyorlar, dört kez görüşüyor. Ruslar altı kez görüşüyorlar. Katar görüşüyor, Suudi Arabistan görüşüyor. İran bile görüşmüş kendisiyle. Ve eski Kudüs e, Kuvvetleri Komutanı İran'ın e, açıklama yaptı. Dedi ki, biz Hakan Fidan'a bir saldırı olacak mı diye üç ay önce sorduk, olmayacak dedi. Şimdi bir saldırı bekliyorsanız sorarsınız olacak mı diye... Ee, bu arada bölgeye saldırıdan kısa bir süre önce e, Ukrayna özel güçleri geldiler. Ukrayna özel güçlerinin ilk önce Rus üslerine yönelik bazı e, özel komando harekatı saldırıları yaptığını gördük ama daha önemlisi 15 tane e, uzmanlaşmış kamikaze e, ihaların kullanımında uzmanlaşmış operatör geldi. Onlar beraberlerinde 300'e yakın kamikaze İHA getirdiler. Yani bunlar dalıyor ve bir askeri hedef, mesela tank grubu, orada da patlıyor, imha ediyor çevreyi. Bunu bulan da İran, bu silahı. Ruslara veriyor, Ruslar Ukrayna ordusuna karşı kullandılar. Sonra Ukraynalılar onlardan aldılar bu yaklaşım ve kullanım şeklini ve Rusların müttefiki Suriye'ye karşı kullanmaya başladı. Şimdi ilginç bakın 27 Kasım'da e, Lübnan'da ateşkes oldu. Ateşkesin hemen sonrasında Netanyahu Beşer Esad'ı tehdit etti. Ve 28'inde de Eteşe'nin saldırısı başladı. E, saldırı başladığı zaman benim sahada arkadaşlarım var. Yani Suriye'nin Suriye toprakları içerisinde. Ben saldırı gün içinde birkaç defa onlarla konuşarak nasıl gidiyor? E, ya işte birkaç gün içerisinde Halep'e girilebilir. Oradalar ya. Yani. Bak Halep'e girildi. E, dedim ki sonra peki yani Halep'e girildi ne oldu? Abi biz de şaşırdık dediler. Sonra herhalde dediler artık rejim ama da humus da şeylerini kurar mı? Ama humus. Ve Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı bu sırada. Dedi ki inşallah kazasız belasız Şam'a kadar giderler. Ya bu varan turizm mi? Yani... <laughs> bu, bu savaş. Yani, yani, sizce Türkiye başından itibaren Eteşe'nin bu saldırısından haberdar mıydı hocam? Yüzde yüz. Yüzde yüz yani. ona, ona hiç şüphe yok. Zaten olmaması yani Amerikalılar biliyor, İsrailliler biliyor. İsrail etrafı yumuşatmış kuşat. İrdin'in etrafındaki ETS'yi kuşatan bütün hedefleri vurmuş. Ve bakın ilk gün, ikinci gün ETS saldırısı başladığı sırada Şam'daki İran birliklerini tekrar vurdu İsrail. Ve özetle Rusya'daki çatışma eee Ortadoğudaki çatışma ve bu iki çatışmanın Suriye'nin iç dinamiklerine bu şekilde etkileniyor. Bu Ukraynalı, Fakat... Ukraynalı evet. e, İHA, SİHA evet. uzmanlarının, teknisyenlerinin evet. oraya gelmesi, kamikaze İHA'lar evet. ve SİHA'lar evet. getirmeleri. Evet. E, bu çok önemli bir e, plan hocam. Çok... Ve iyi uygulanmış bir plan. Evet. Ama yine de bakın Irak, ordusu, Irak Savaşı'nı siz de çok yakından seyretmiştiniz. Irak ordusu beklediğimizden çok hızlı çöktü. Ee, ve sonra anladık ki Irak ordusunun içine Kesnezani diye bir tarikat sızmış. Ve bu Kesnezani tarikatı e, Irak ordusunun savaşmasını engelledi. Yani yine yenilirlerdi. Ama bir daha fazla direnç gösterirdi Irak ordusu. Eslim oldular. Peki Suriye'de daha daha... Şimdi, orduyu kim engelledi? Sur... Hangi güç engelledi? Suriye'de ordunun içine sızıldığı, istihbaratın içine sızıldığı ve bir çöküşün yönetildiği anlaşılıyor. Yoksa Suriye ordusu yine yenilebilirdi ama böyle bir tam ee, yani maraton gibi kaçtılar. Hocam yani bu bu böyle bir çöküş ihanet olmadan olmaz. İçeriden bir ihanet oldu. Evet. Yani. Orta Doğu'da haritaların değişmesini e, başlatan süreç 7 Ekim e, saldırısı. Evet. Mos şeyin e, Hamas'ın Hamas evet. İsrail'lere festival sırasında evet. saldırması. Bu da mı acaba e, inceden inceye bir Mossad operasyonuydu? Bakın e... Bu beni hiç şaşırtmaz. Çünkü Hamas, İsrail İstihbarat Servisi tarafından kurulmuştur. Bu her zaman onun kontrolü olduğu anlattığına gelmez. Ama Filistin Kurtuluş Örgütü'nü bölmek için ve Filistin Muhalefeti'ni bölmek için desteklediler. Teşvik, teşvik ettiler. Ve e, Hamas'ın bu eylemin tek karlı çıkan ülke vardır. O da İsrail'dir. Tek karlı çıkan lider vardır. Evet. O da Netanyahu'dur. Dedi ki Hamas o zaman bu eylemi ne diye yaptı? Evet. Yani bunu öngörmediler mi? İsrail'i yeneceklerini mi düşündüler? Yok böyle bir şey olmaz. Böyle, bu, bu, mümkün değil. O zaman bunun üzerinde cidden Büyük düşünmek bir soru lazım. Şahide. Yani aynen El-Kaide gibi düşünmek e, lazım. Şimdi e, bakın daha önce bu tür şeyler işit Musul'u bastı. Irak ordusunu dağıttı ve Irak ordusu dağıldıktan sonra merkez zayıfladı ve Barzani'nin önü açıldı. Hatta Erbil'e doğru gitmeye başladı işit ama Erbil'e giremedi. Ya Irak ordusunu dağıtıyor ama Erbil'e girişte PKK'lılar direniyorlar. Sonra peşmergeler yetişiyorlar, geri dönüyor. Bu çok izah değil. Sonra işitin nereye transfer olduğunu gördük. Suriye'ye. Geldi Suriye'de ve yapmış olduğu eylemlerle hem Türk kamuoyunu bir nefret objesi oldu. Türk askerlerini yaktı. Türk askerlerini yaktı. Nasıl bir nefret üretti Türkiye'de? Hem PKK'ya Amerikan desteğinin meşruluğunu sağladı. Sonra ortadan kayboldu. Son kalan işit unsurlarını İdlib'e yönetici kadrosuna sığındılar. İdlib'de de HTŞ'nin vermiş olduğu istihbaratla CIA işit liderlerini infaz etti. Peki HTS ne? HTS evet. el kaydı. Peki şimdi bundan sonra Suriye'de nasıl gelişmeler yaşanacağını öngörüyorsunuz hocam. Bu evet. Öncelikle şu anda yaşanan şey İsrail Suriye'nin belki 1920'den bu yana yani 100 seneden beri inşa etmiş olduğu altyapıyı imha ediyor. Bombalayarak stratejik bombardıman yapıyor. Bu sadece kötü ruh hale getiriyor. Evet, bu Savaş sadece gücünü. silah gücünü değil. Bakın hem gemilerini batırıyor savaş gemilerini. Evet. Hem sivil gemileri batırıyor. Hem cephanelikleri bombalıyor. Hem nüfus ve pasaport dairesini bombalıyor. Götürüm hale getiriyor hocam. Yani insani olan her şey yok ediliyor burada. Oysa Bağız rejimi devrildi ama burada insanlar yaşamaya devam edecek. Burada bir devlet varlığı olacak. Bugün ideolojisini tartışabiliriz. Sistemi şeriat olur, demokrasi olur üniter devlet, federal devlet, özel bölge bunlar zaten gündemde nasıl olacağı belli. Ama buna rağmen niçin ama, yapıyor esra Buna rağmen adını? niçin yapıyor? Bir e, uzun yıllar burada ne oluşursa olsun e, kendisine bir tehdit oluşturamasını istiyor. Evet bu HTŞ şeyi devirmeli, Esad'ı devirmeli, onun için yardımcı oldular. Ama Esad'dan kalan silahlara sahip olmamalı. Böyle yaklaşıyorlar. Evet. Aynı zamanda e, şimdi kuzeye doğru çıkmaya başladılar. 15 kilometre kala Şam'a durdular. Geri çekilmeyecekler. Bakın ben o coğrafyayı sonsuza kadar, evet. sonsuza kadar Golan evet. tepelerinde evet. geldiğimiz, yani İsrail'in olacak diyor zaten Netanyahu. Evet. Ben Golan tepelerine o bölgeyi dolaşmış bir insanım şimdi Golan'ı ele alarak oradaki bütün su kaynaklarını da ellerine geçirdiler. Bu arada aslında çok konuşulmuyor Türkiye'de iktidar konuşturmak istemiyor bunu. En büyük askeri güç kim? PYD PKK. Peki PYD PKK'nın elinde ağır silahlar var mı? Var. HTŞ'nin elinde var mı? PYD'nin elindekiler yok. Peki HTŞ bu silahları nereden alacaktı ve cephaneyi Suriye ordusunun karargahlarının cephanelikler. İsrail aynı zamanda bu kamp şeyleri vurarak gelecekteki bir HTŞ PKK çatışmasında HTŞ'nin elindeki kaynakları şimdiden alıyor. Yok o, yok. olası görüyor musunuz gelecekte bir PKK, PYD, YPG ile HTŞ çatışması? Ee, Tabii yani olası hem de yüksek bir olasılık. Bunun önemli olan boyutunun ne kadar olacağı. Bir. Şimdi yine sayılmayan bir faktör var. Ee, o da e, bugünkü istihbarat ve eski, eski istihbaratçılar diyelim veya eski askerler Suriye ordusunun subayları. Irak ordusunun subayları sahaya çıktılar. Amerikalılar tarafından ordu dağıtıldı. Neyin bel kemiğini oluşturdular? Irak direnişini. Layık bir ordunun subayları iken hepsi koyu sünni, selefi, İslamcı terör örgütü tırnak içinde Amerikalıların onların üyeleri oldular. Şimdi e, Suriye ordusunda da, e, sünni de var, Alevi de var, istihbarat da daha çok Alevi var. Onlar da araç çekilip hocam burada böyle bir, bir altyapı oluşturacak. Hocam bir yani. nokta koyun tamam. o, reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra söyleşimize tamam. devam edeceğiz. Şey. Bu arada sevgili seyirciler çok önemli haber dosyalarımız programın ikinci bölümünde ekranlarınıza gelecek. Örneğin oh. Gökmen Ulu Türkiye'den batıya göç eden yurttaşlarımızı sömüren, dolandıran kişilerle ilgili çarpıcı bir haber dosyası hazırladı. Hatta bu arada bu insan tacirlerinin uluslararası kaçakçıların eline düşüp işkence gören bir kişiyle de görüşmeyi başardı. Bu arada birkaç haftadır ekrana getirdiğimiz küçük yaştaki kızları fuhuş bataklığına sürükleyen çetelerle ilgili mücadelemiz sürüyor. Bu konuda çok çarpıcı bir haber dosyasını ve bu ajansların listesini içeren e, bilgileri ikinci bölümde. Diyor. Evet. Yani Türk lirası bazında 51.500 lira para istiyor. Peki nereye gönder diyor? İBAN numarasına. Ve veriyor bir İBAN numarası. Bildiğiniz gibi e, Almanya konsoloslukları ya da diplomatik temsilcilikler bir şahsın İBAN hesabına para yatırın demezler. Evet. Yurttaşlarımız buna da çok dikkat Aman, etmeler. Aman çok dikkat etsinler. Tamam Gökmen çok teşekkürler. Değerli hocam sizin bu konuda söyleyeceğiniz herhangi bir yorum olabilir mi? Evet gençlerimiz yurt dışına kaçmak istiyorlar, gitmek istiyorlar. Burada belirli bir mesleği elde eden yazılımcı, doktor gibi meslek gruptakiler daha kolay iş buluyorlar ve gidiyorlar. Ama meşru bir yoldan gidemeyen insanlar da zaman zaman bir maceranın peşinden gidiyorlar ve ee, bu Balkan rotası aslında bilindik bir rota ve bu Balkan rotası üzerinde Bosna Hersek'te çok tehlikeli e, hocam. bir afgan çete var ee, ve ben birkaç tane Türk gencinin ailesine yardımcı olduğum için biliyorum bunun ee, iki defa Gaziantep hemşerilerinden <laughs> <laughs> e, yardım Dedim, geldi Gönlünün. devreye girdim Dışişleri Bakanlığı Devreye girdi. Afgan çetenin elinden aldılar. Ama aileleri bu arada e, harap oldular. Çünkü işte, çocuğunuzun kulağını keseriz, parmağını keseriz, elini keseriz, parayı vermezseniz diye e, baskılarla karşı karşıya kaldılar. Bir seferinde ödeme yapmış, bir bin yetmez, daha fazla istiyoruz diye. Onun için bu maceralardan bütün gençlerimizin uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Hocam tekrar Suriye'ye dönersek, evet. e, Suriye'de bundan sonra olacakları, yaşanacakları anlatıyordunuz. E, herhalde Büyük Ortadoğu e, projesi adım adım ilerliyor. E, Suriye'den sonra sıra İran'a gelecek. İran'ı da bölüp parçalayacaklar. Önce kötülüğü hale getirecekler. Ondan sonra bölüp parçalayacaklar. E, ne, ne düşünüyorsunuz oldu? hocam? 1982 senesinde Odet Yinon, Dünya Siyonist Örgütü'nün e, Türkçesi Yönler olan e, dergisinde 1980'ler için İsrail'in güvenlik stratejisi adlı bir makale yazdı. Ve bu makalede çok açık bir şekilde İsrail'in güvenliğinin Irak'ın 3'e, Suriye'nin 4'e bölünmesiyle gerçekleşebileceğini, Irak'ın kuzeyde bir Kürt bölgesi, ortada bir sünni arap bölgesi, güneyde bir Şii bölgesi, e, Suriye'nin ise Halep'te bir Sünni Arap Devleti, Şam'da bir başka Sünni Arap Devleti, bir Kürt bölgesi, bir Nusayri bölgesi, belki bir de Dürzi bölgesi gibi böyle beşinci bir bölge bölünmesi bölünmesini gündeme getirdi. Şimdi 2003 Mart'ında Amerikan ordusu Irak'a saldırdı ve Irak üçe bölündü. Ağır bir iç savaştan geçti. Etnisite merkezli olarak yapılandırıldı. Ve aradan geçen, 2003'den böyle, 21 sene içerisinde şimdi Suriye'nin bölündüğü bir aşamaya e, geliyoruz. Ve amacın bir büyük Kürdistan kurmak için e, önce İran, sonra Türkiye veya önce Türkiye, sonra İran artık bu çizgiye doğru e, işletildiği görülüyor. Ama tabii önce Suriye'de bir e, çatışmalı dönem olacak. Bu çatışmanın tansiyonunun ne kadar yüksek olacağını Suriye'deki tarafların arkasındaki e, güçler de belirleyecek. E, bazen çatışma olmayacak. Mesela e, Tel Rifat, Membiç. Bu burada Özgür Suriye Ordusu hızla ilerledi. Çok fazla çatışma olmadan PKK'lılar çekildiler. PYD buradan çekildi. Neden? Muhtemelen bir başka anlaşma Türkiye ile Amerika arasında olduğu için burada öbür tarafta Delisor'da e, Arap kabileleri ayaklandılar. HTŞ işte HTŞ'ye yakın örgütler PYD ile çatışmaya başladılar. Amerikan ordusundan açıklama geldi. Biz PYD'nin arkasındayız. Sakın burada haddinizi aşmayın. Daha fazla üstüne gelmeyin şeklinde. Tabii Peki e, hocam bir, bir çok federatif yapı kurulursa Türkiye'ye bir hakimiyet bölgesi düşebilir mi burada? Şimdi tabii e, Türkiye olaylar üzerinde etkili olmak isteyecektir ama desteklediği eee HTŞ'nin ki sadece yani Türkiye destekliyor demek de yanlış yani. E, Amerika Birleşik Devletleri de destekliyor, İsrail de destekliyor, Ukrayna'da hadi o da küçük bir taktik oyunu diyelim. Yani HTŞ'nin arkasında birçok unsur e, var. Ama HTŞ, işit gibi e, yarın bir bakarsınız e, düşman ilan edilmiş ve PKK'nın Akdeniz'e rahatlıkla ulaşabilmesi için e, Halep'te doğru bir PYD e, saldırısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan biliyorsunuz e, PKK, YPG şimdi aşağı doğru iniyor İran, evet. e, Irak sınırı boyunca. Ve amaç İsrail'le bütünleşmeyi sağlamak. İsrail ordusu da yukarıya doğru, kuzeye doğru çıkıyor. Böylece e, bir PYD'istan veya PKK'istan üzerinden Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmiş olacaklar. İsrail Savunma Bakanı'nın 2025 için dileğine bakıyoruz. Suriye'de bir Kürdistan diyor. Şimdi bunlar Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını doğrudan tehdit eden. Peki Türkiye çıkar. ne yapmalı hocam? şimdi Ortada bir evet. senaryo var. Apaçık görülüyor ve evet. adım adım bu senaryo evet. hayata geçiriliyor. Ne yapmalı Türkiye? Benim gördüğüm şu anda yapılanı önce anlatmak istiyorum müsaade ederse. Evet. Ederkeniz. Ee, yapılan içeride bir öcalanla görüşme süreci başlatılıyor. Ve bu öcalanla görüşme e, süreci aynı zamanda PYD'yi ve PKK'yı ama sadece PKK'yı değil, PYD'yi de Türkiye'nin düşmanı olmaktan çıkartmak. Hedefi bu. Böylece PYD artık sen benim düşmanım değilsin dendiğinde kamuoyuna oluyor demeyecek. Neden? Bakın hatırlayın 2011'de 11'de Suriye İç Savaşı başladığı zaman 2000 neredeyse 14'e kadar PYD Türkiye'nin müttefiki gibiydi. PYD'nin e, yöneticileri Türkiye'ye geliyor, kırmızı Halı'yla karşılanıyorlardı. AKP'nin üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları var görüş görüşürken. Neden? Birlikte Beşar Esat'ı devireceğiz. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun bazı sözler verdiği PYD'ye söyleniyor. Şimdi çok daha farklı bir ortam PKK ile böyle bir uzlaşma sağlanırsa ve öcalanlı olmayacak. Peki ne diyor ee, Bahçeli? Ya muhakkak Öcalan demle konuşmalı diyor. Siz birisinin diğerine ne söyleyeceğini bilmezseniz ısrarla söyler misiniz bununla bu görüşmeli diye? Hayır söylemezsiniz. Bahçeli de e, Öcalan'ın deme ne söyleyeceğini biliyor. Ya gelsin mecliste konuşsun diyor, ya da onlar İmralı'ya gitsin konuşsun ama bir konuşsunlar artık. Peki ne olabilir? Sizin bir öngörünüz var mı? Tabii şimdi sadece silahları bırakın. Ondan sonra terörist örgüt olmaktan çıktınız. Hadi gelin hepiniz birer süpermarket sahibi olacaksınız. Ondan sonra Cemil bir süpermarkete çalışacak, Murat diğer süpermarkette. Yok böyle mi? gelişme değil mi? Peki ne olacak? Tamam. Siz bunu bırakacaksınız. Karşılığında da ben şu sözleri aldım. Ne olacak? Anayasa değişecek. Anayasaya şöyle Türk değil işte Kürt siyasi kimliği de girecek. Ama yeter mi? Yetmez. İşte Kürtçe eğitime geçeceğiz. Ee, i̇şte bu tamam ilk üç maddeyi değiştirmeyelim ama İlk üç maddenin anlamını ortadan kaldıracak bir özel bölgeye yapılanmasını e, merkez-yerel yönetimle ilişkisi çerçevesinde yeniden düzenleyelim. E, i̇kiz yasalar da var. Onun üzerinden de gidebiliriz. Ve e, bakın, iş oraya doğru gidecek. Yani mesele Öcalan'ı Umut Hakkı'yla e, hapishaneden çıkartıp Ankara'da bir villaya taşımak değil. Daha büyük bir projeden bahsediyor. Bu aynı zamanda Suriye'nin de yeniden yapılanmasında Türkiye'nin bu konunun karşısında durmaması ve PYD'nin şu bir şey federal Suriye modeli ne itiraz etmemesi Ankara'nın. Başka ne olabilir? Yani bu bir açılıp Mesela şimdi şu şeyden bahsediyor. Tampon bölge bir 30 kilometre Türkiye aşağı. Bunun bir anlamı yok. Yani neden anlamı yok? Çünkü 30 kilometre deyin ki girdiniz. E 30 kilometrenin altında kim var? Yine PYD var. Ne değişti? Sınır güvenliğini sağladık. Şimdi bu eğer Beşer Esat iktidarda olsaydı bunun bir mantığı olurdu. Beşer Beşar Esat işte bir şekilde anlaşma sağlanana, bir toprak bütünlüğü sağlanana kadar geçici bir tampon bölge. Ama şimdi Suriye'de beşer esnat yok. Yeni bir yönetim kurulacak. Siz de diyorsunuz ki bu yönetim meşru bir yönetim. E meşru bir yönetimse e, niye böyle bir sınırda tampon bölge olsun? Ee, özetle ben AKP'nin şimdi e, bunu bir iç politikada propaganda e, süreci olarak değerlendirecek faktörler üzerinde durduğunu görüyorum. Mesela önümüzdeki günlerde Süleyman Şah Türbesi nin yerine geri taşınması. Büyük bir muhtemelen şey olarak işte Kıbrıs'ın fethi gibi neredeyse. Şunlara sosyal. Kardeşim mesele Süleyman Şah Türbesi'ni geri götürmek değil. Mesele siz Süleyman Şah Türbesi'ni niye bıraktınız da taşıdınız? Efendim işte Halep'e Türk bayrağı astık. Kardeşim siz Kerkük'teki Türklere Türkmenlere sahip çıktınız mı? Erbil'deki, telaferdeki Türkmenlere sahip çıktınız mı? Kerkük'ün demografik yapısı daha yeni sayım için adeta tecavüz edilirken Kerkük'ün demografikasına bir tek açıklama yaptınız mı? Yapmadınız. Onun için bize Halep e, kalesine asılan Türk bayrağı üzerinden milliyetçilik yapmayın. Bunu kimse sizin bu yalanınıza Kanmaz. Üstelik Suriye'deki Türkmenlerin durumu perişan. Şimdi Cihat Yaycı'nın, Amiral Cihat Yaycı'nın çok haklı bir şeyi var. Madem öyle Türkmen bölgesini güvence altına alın diyor. Herkes Suriye'de e, bir bölgeyi kontrol altına almak istiyorsa. Ben Kilis'ten Halep'e kadar, Halep'ten de aşağıya kadar gittim. Hakikaten o bölge... Gerçek bir Türkmen bölgesidir. Yani 400 tane köy vardır burada. Çoban beyli yüzde yüz Türkmendi. Bugün yüzde on beş Türkmenler çoban beyli. Ama düzelebilir. Düzelebilir. Peki AKP bunu yapar mı? Hayır yapmaz. Neden? Çünkü Irak'ta Sünni Türklere siz Araplaşın nasihatini veren bir e, milli olmaktan yerli ve milli olmaktan uzak bir yaklaşım içinde bir. Ümmetçi dış politika. Ümmetçiliği de bunlar ne olarak anlıyorlar? Sünni Arap olmak olarak anlıyorlar. Hayır. Ya yine ümmetçi ol ama. Milli ol. Milli ol. Türk kimliğini inkar etme. Ee, doğrusu bugün Suriye'de yaşananları bu programı seyreden samimi AKP'li vatandaşlara rahmetli Necdet'in Erbakan'dan dinlemelerini isterim. Rahmetli bakan Suriye'de olanların nasıl Türkiye ile ilişkili olduğunu vefatından önceki yıllarda defaatle anlattı. Girin yazın şey Google'a ondan sonra Rahmetli bakan Suriye diye ondan sonra izleyin. Yani özetle dış politika milli menfaatler üzerine kurgulanmalı ve önümüzdeki dönem bugün yapılan şovlar dışında Türkiye için 2011-2024 döneminden daha zor olacak. Öyle mi görüyorsunuz? Daha zor olacak. olacak. Evet. Neden daha zor olacak? Çünkü Suriye'deki, bakın Suriye'de bir tarafta PKK ile komşusunuz artık, öbür tarafta da El-Kaide HTŞ ile komşusunuz. Bakın Birleşmiş Milletler ve Türkiye HTC'yi terör örgütü olarak kabul ediyor hala. Efendim, bir STŞ'yi şeyi çok iyi kontrol ediyoruz. Hayır, bir örgütü kim kurmuşsa genetik dokusunu o tasarlamıştır. Siz sonradan sızarsınız, ama genetik dokusunu kontrol edemezsiniz. Türkiye işi de sızmış mıdır? Sızmıştır. Allah için sızmıştır. Hem de çok iyi sızmıştır. Ne zaman Suriyedeyken ama genetik dokusunu kontrol edememişti. Çünkü CIA'yı korumuştur. Çünkü başkası kurmuştur. yani. HTS de öyle. HTŞ'yi bugün istihbarat aracılığıyla yönettiğinizi de düşünebilirsiniz. Çok iyi yönettiğinizi düşünmüştür. Onlar da mış gibi yaparlar. Ama bakıyorsunuz oyun senaryo o daha farklı yazılmış. Genler bir süre sonra evet. onları başka, türlü, başka davranmaya türlü davranmaya zorlar. zorlayacak. O öyle zaten. E, yani çok iyi bir e, halkla ilişkiler senaryosu. Sokakta çiçek dağıtıyor selefiler. Karanfil dağıtıyor. Bu normal değil. Ve işte sakal tıraşı yaptırıyorlar e, Kavlani'ye. E, daha böyle bir şey. Açıklamalarına bakıyorsunuz. Ama İsrail e, <laughs> giysisi. Evet. Kullanıyor. Bakın, hani e, bunlar iyi çalışmalar, iyi senaryo çalışmaları. Bir zamanlar hani işitin sanki Hollywood'da çekilmiş e, derecede kaliteli görsel değer olan videoları vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ya? Bütün dünya kamuoyunu e, şey yapıyorduk, ürpertiyordu. Aa, kimin çektiği belli, yani onu Orta Doğu'da çekecek rejissör yok. O zaman Orta ortodoglu değil. Tamam. Hocam, Bütün film de Orta Doğu'da değil yani. zaten. Yine buraya bir nokta koyalım. Evet. Şimdi bizim haftalardır üzerine gittiğimiz ha. küçük yaştaki kız çocuklarını fuşa sürükleyen çeteler evet. konusu var. Cem Özkeskin ve Hazar Dost kardeşlerimiz evet. bu hafta onlarla ilgili çok çarpıcı bir dosya hazırladılar. Ve bu arada Bursa'daki bir savcımız, bir kadın savcımız soruşturmanın genişletilmesi konusunda karar aldı dosyaya el koydu onları da anlatacaklar ama önce VTR'mizi izleyelim